Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda analitik düzlemde paralel kenar kuralından bahsedeceğiz. ABCD bir paralel kenar olmak üzere. Bu tarz sorular karşımıza geldiğinde karşılıklı x'ler toplamı birbirine eşit. Aynı şekilde karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşittir. Yani x1 ile x3'ün toplamı x2 ile x4'ün toplamına eşit. y1 ile y3'ün toplamı y2 ile y4'ün toplamına eşittir arkadaşlar. Bu kuralı paralel kenar, kare ve dikdörtgende uygulayabiliyoruz. Şimdi karşımıza çıkabilecek soru örneklerine bakalım. ABCD paralel kenar. A, B ve D'nin koordinatları verilmiş. C'nin koordinatı soruluyor. Hemen yapmamız gereken karşılıklı x artı 1, x'leri alıyorum. Eksi 1 artı 5. Buradan x eşittir. Eksi 1 artı 5, 4 olur. Artı 1 de karşıya attık. Eksi 1 olarak x eşittir 3 olmuş oldu. Y'ye uygulayalım aynısını. Y artı 3 eşittir 2 artı 4. 2 artı 4 6'dır. 3'ü de karşıya atarsak eksi olarak y de 3 olmuş olur. X çarpı y de 3 çarpı 3'ten 9 olmuş olur. Analitik düzlemde ABCD paralel kenar. A noktası eksi 2,3. B noktası eksi 1,-2. C noktası 1,-4. D noktası soruluyor. Buna da X'e Y diyelim arkadaşlar. Şimdi karşılıklı X eksi 1 eşittir. Eksi 2 artı 1. Buradan x eşittir. Burası eksi 1 olur. Bu eksi 1'i karşıya artı 1 olarak attık. X eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi y değerlerinin aynısını yapalım. Y eksi 2 3 eksi 4 olmuş olur. 3 eksi 4 eksi 1 eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak attık. Eksi 1 artı 2'den 1 olmuş oldu. D noktasının koordinatları 0 virgül 1 olmuş olur. Sıradaki sorumuz ABCD paralel kenar BE eşittir EC. Şöyle bir orta noktamız var. Hemen C'nin koordinatlarını bulalım orta nokta kullanaraktan. A artı 1 bölü 2 2'yi vermeli. Yani B ile C'nin x'lerinin toplamının yarısı E'yi vermeli. Aynı şekilde Y'ler de B artı 3 bölü 2 de 1'i vermeli. Burada bir içler dışlar yapalım. A artı 1 eşittir 4 olur. 4, 1'i karşıya atarsak 4 eksi 1'den 3 olmuş oldu. İçler dışlar daha. B artı 3 eşittir 2 olur. 3'ü karşıya attık mı? 2 eksi 3'ten eksi 1 olmuş oldu. Yani C noktası 3 virgül eksi 1 şeklinde bulundu arkadaşlar. Şimdi gelelim A noktasını bulmaya. A noktasının koordinatlarını x virgül y dersem x artı 3 eşittir. Eksi 2 artı 1 olacak. Buradan eksi 2 artı 1 eksi 1 olur. 3'ü karşıya attık. Eksi 3 olarak x eşittir. Eksi 4 olmuş oldu. Y'lere bakalım. Y eksi 1 4 artı 3 y eşittir. Burası 7. Eksi 1 de karşıya artı 1 olarak attık. 8 olmuş oldu. A'nın koordinatları eksi 4 virgül 8 olmuş olur. Yine bir ABCD paralel kenarımız var. Şurada bir oranımız var. EB eşittir 2 AE. Buradan EB'ye 2K, AE'ye K deriz. B'nin koordinatlarını bulalım arkadaşlar. Oran orantıdan. K'da eksi 1'den 2'ye 3 artmış. 3K'da 3 katı 9 artmalı. 9 artar diyorum. Eksi 1'i 9 arttırırsam 8 olmuş olur. Y değerine bakalım. Y değeri K'da eksi 1'den 3'e 2 artmış. 3K'da 3 katı 6 artmalı. Yani 6 artar. 1'e 6 arttırdık mı 7 olur. 8'e 7 noktası. Şimdi gelelim paralel kenar kuralına. X eksi 1 eksi 2 artı 8. Buradan X eşittir. Burası 6 olur.
Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçti. X eşittir 7 olmuş oldu. Y değerine bakalım. 1 artı y 7 eksi 1. Buradan y eşittir 7 eksi 1 6 artı 1 de karşıya eksi 1 olarak geldi. Y eşittir 5 olmuş oldu. C'nin koordinatları 7,5 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.